Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. TRYOS 2023-2 sınavımız bitti. Sınava giren tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi hızlıca bir sınavın değerlendirmesini yapalım. Bundan sonraki süreçte neler yapılabilir, ne yapmanız gerekiyor onlara da değinelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Birinci konu başlığımız, bakın, soru dağılımı. Şimdi sınavın soru dağılımına baktığımızda güzel bir soru dağılımı olduğunu söyleyebiliriz. Yani tek birkaç tane konuya odaklanılmamış tüm konularla alakalı yani çıkma ihtimali olan bundan önceki süreçte de konuştuğumuz tüm konu başlıklarıyla alakalı soru gelmiş. Bu açıdan güzel bir durum bu. İkincisi, bakın, soruların zorluk seviyesi de olması gerektiği gibi. Onu net olarak söyleyebiliriz. Burada şunu söylemiyoruz. Bakın dikkat edin. Sınav çok kolay bir sınavdı demiyoruz. Olması gerektiği gibi diyoruz. Şimdi bu sınava zor diyenler veya bu sınavın zorluk seviyesini böyle çok yukarılarda, üst seviyelerde gören arkadaşlarım muhtemelen ki bu sınavı sadece TRYOS birinci sınavla kıyaslıyorlar. Ama dersime giren arkadaşlarım hatırlarlar. Yani her derste veya 2-3 derste bir şunu vurguluyorduk. Diyorduk ki bu sınavın IQ kısmı sizin referans alabileceğiniz bir sınav değil. Bunu nereden gördük biz? Bunu zaten sınav sonuçlarındaki yoğunluktan, birikmeden gördük. Yani adam matematikte atıyorum 5 net yapmış, IQ'da 35 net yapmış. TRYOS 2023 1'den bahsediyorum. O yüzden o sınavın IQ kısmını siz referans almamanız gerekiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, şimdi eğer bir sınav düzgün hazırlanmışsa, düzgün soru dağılımı, zorluk seviyeleri düzgün bir şekilde yapılmışsa şunu bekleriz biz ÖSYM sınavlarında. Yaklaşık arkadaşlar yüzde sınavın %15 ile %20'si zor sorulardan oluşur. Bu net bir durumdur. Yani ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda ortalama olarak %25, %15 ile %20 arası zor sorulardan oluşur. Şimdi 40 soruluk IQ kısmını ele alacak olursak 8 tane sorunun zaten zor olması sınavdan bizim beklediğimiz nokta. Biz burada hep ne dedik? Dedik ki siz işte geriye kalan kolay soruları, matematikteki kolay soruları veya IQ kısmının kolay sorularını veya geometride işte bir iki hareketle çözülebilecek kolay soruları hızlıca çözmemiz gerekiyor ki işte bu sorulara zaman ayırabilelim. Şimdi soruların dağılımına baktığımızda da matematik kısmından hızlıca ilerleyelim. Üslü sayı, köklü sayı, mutlak değer yine mutlaka sınavlarda karşımıza gelmesi yüksek ihtimalli olan konu başlıklarıydı. Üçer tane soru geldi bunlarda. Fonksiyon yine ÖSYM'nin sevdiği konu başlıklarındandır. TRYÖS'te de yoğun bir şekilde gelmesini beklediğimiz konu başlıklarındandı. 4-5 tane fonksiyon sorusu geldi. Yine standart rasyonel sayılar, faktöriyel, işte 4 işlem, oran orantı, birinci derece denklemler gibi konulardan da birer ikişer soru geldi. Ve matematik kısmında bize sürpriz yapacak herhangi bir soru tipi yoktu. Matiki çıkmayacak dedik, çıkmadı. Problemler çıkmadı. İşte böyle sayısal mantık veya böyle sözel ifadelerle oluşturulmuş matematik sorularına yer verilmedi. Matiki, işte olasılık, permütasyon, kombinasyon bu tarz sorular çıkmadı. Sadece polinom çıkacak dedik, o da çıktı. Şimdi bunu tabii biz dedik diyoruz ama ÖSYM zaten bunu söyledi. Yani temel matematik dedi, biz de onun söylediğini yorumladık ve sonuçta bize sürpriz yapacak bir konu dağılımı olmadı. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Burada ikinci nokta IQ kısmına baktığımızda da arkadaşlar yine konu başlıkları aslında hep bildiğimiz konu başlıkları. Yani terazi ise terazi. Ama sen sadece terazinin basit mantık sorularıyla çalıştıysan ufak bir yorum yapman gerektiği noktada ne oldu? Sıkıntıya uğradın. Veya işte uğraşmaman gereken zorlayıcı bir soruyla çok fazla uğraştığın için zaman kaybettin. Birazdan onlara da değineceğiz. Yine işte şifrelerden güzel bir soru vardı. İşte terazilerden farklı tarzda bir soru vardı. Şekil soruları, böyle matrisli sorulardan bir iki tane zaman alıcı soru vardı. Onlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Birazdan bir sonraki başlıkta onlara da değineceğiz. Yine geometri güzel bir soru konu dağılımı olmuş arkadaşlar. Üçgenlerden, çokgenlerden, işte çemberden, analitik geometriden böyle ikişer tane güzel güzel sorular sorarak 10 tane soru sorulmuş diyoruz. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. En son bir daha değerlendirmemizi yapacağız sınavla alakalı. Bakın ikinci başlığımız da şu. Kimlerin sınavı iyi geçti? Arkadaşlar şurada net olarak şunu söyleyebiliriz. Geometri çalışması gerekiyor bir arkadaşımın TRYO sınavlarında başarılı olması için. O arkadaşlarım 1-0 önde başladılar maça. İkincisi IQ sorularını çok hızlı çözmemiz gerekiyor. O arkadaşlarımız da 1-0 önde başladılar. Oldu 2-0. Yani siz geometri çalışmak zorundasınız.
IQ sorularını çözmek önemli değil, hızlı çözmek zorundasınız. Bu sınav bu açıdan güzel bir ders niteliği taşıyor. Tamam mı? Bunlara dikkat edeceğiz. İkincisi, üçüncüsü, kimlerin sınavı geçtim? Sorularla inatlaşmayan, turlama tekniğini oturtmuş arkadaşlarımın sınavı yine nasıl geçti? Sınavı iyi geçti. Şunu unutmayın. TRYÖS sınavı, TRYÖS sınavı daha önce de söylediğimiz gibi bir strateji sınavı. Yani sen 80 soru sorup 100 dakika veriyorsan bir öğrenciye bu strateji sınavından başka bir şey değildir. Bu sadece sizin bilginizi ölçmüyor arkadaşlar. Zaman kontrolünüzü, dikkatinizi, işte sorulara yaklaşma tarzınızı, bunların hepsini ölçen bir sınav. Ve olması gereken de bu zaten. Bunda hemfikiriz. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Bilmediğimiz soruyla inatlaşmayacağız. Biliyorum deyip soruların sadece çözme kısmını hallettiysek, tamam ben bu konuyu hallettim demeyeceğiz. Her zaman daha hızlı çözmenin yollarını, daha pratik çözmenin yollarını araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapmalıyız? Arkadaşlar bundan sonra birincisi, bu sınavın analizini iyi bir şekilde yapmalısınız. Konu eksiğim mi var? Soru tipi eksiğim mi var? Zaman kontrolüyle alakalı mı problem yaşıyorum? Benim eksiğim nerede? Bunu iyi bir analiz etmeniz gerekiyor. Bundan sonraki süreci de planlı, düzenli, programlı çalışmanız gerekiyor. Soruları sadece çözmenin değil, hızlı pratik çözmenin önemini anlamış olmanız gerekiyor bu sınav sonucunda. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Son başlığımız da şu olsun. Şimdi sınava giren öğrenci sayısı işte 8.000 küsürlerde bu sınavda. 2023 ilk sınavda 19.000 küsürlerdeydi. E hocam sayı neredeyse yarısının altına düşmüş. E 2024'te de o zaman bu bölüm olacak. Olmayacak arkadaşlar. 2024'te sayı 19.000'lerin de üstünde olacak. Niye? Bu sınavda niye sayı az? 2024'te niye çok olacak? Arkadaşlar akıl var, mantık var. Şimdi 2023'ün bu ikinci sınavı. Zaten birinci sınavda her yeri kazanmak isteyen arkadaşlarım kazandılar, gittiler. Ya artık bu sınavın stresiyle sınavın sesini bile duymak istemeyen öğrenciler var. Bizim öğrencilerimizden de biliyoruz. O öğrenciler zaten ilk sınavda kazandı ve yerleştiler. Şimdi bu sınava kim girdi? İlk sınavda istediği yeri kazanamayan ama bir daha sınava gireyim, bu stresi çekeyim diyebilen arkadaşlarım, ki bunlar çok azınlıkta. İlk sınavın belki %10'unu, %20'sini oluşturan arkadaşlarım. İkinci bu sınava kim girdi? 2024'te sınav var, evet. Hadi bunda da bir kendimi deneyeyim diyen arkadaşlarım girdi. Çoğunluk zaten bu sınava girmedi. 2024'te girecek tayfanın çoğunluğu 2023 ikinci sınava girmediler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 2024'te sayı niye artacak? 2024'te sayı şu yüzden artacak. Bir, artık TRYÖS özellikle Türkiye'de yapılması açısından son yıllara giriyor. Bunlarla alakalı ekstra videolarımız var, izleyebilirsiniz. Şu an bizim yeni sınıflarımıza kayıt olan, üniversitede okuyan birçok öğrenci arkadaşımız var. İşte son 2 yıl TRYÖS ile alakalı şansımızı deneyelim isteyenler. Özel okullarda olup fiyatların çok artmasından kaynaklı devlete geçmeye çalışan, TRYÖS sınavına girmeye çalışan arkadaşlar. Daha önce şansını yıllar önce denemiş ama işte son aşamalar artık. Son birkaç yıl kaldı TRYÖS'e girebileceği, şansımı deneyeyim diyen arkadaşlar. Mezuna kalan arkadaşlar. İşte yoğun bir şekilde 2024 sınavına hazırlanan şu an son sınıftaki arkadaşlar. Bunlarla birlikte 2024 sınavları Mayıs ve 10. ayda yapılan sınavlarda, özellikle Mayıs sınavında çok yüksek bir oranda sınava girecek arkadaşların olacağını öngörüyoruz. Yani bundan sonraki süreçte yapmanız gereken, önünüze çok güzel zaman dilimi var. Bu sınavdan artısıyla eksisiyle, evet bir sınav oldu ve bitti. Çıkarmanız gereken dersleri lütfen çıkartın. Şapkanızı önünüze koyun ve ben nerede hata yaptım veya ben neyi iyi yaptım, neyi daha iyi yapabilirim diye kendinize sorun, sorgulayın arkadaşlar. Ama şunu tekrardan söyleyelim. Kasım ayındasınız. Önünüzde ilk sınava kadar bile, yani Mayıs ayına kadar olan aşama bile yeterli bir süredir. Düzgün, planlı, programlı çalışan arkadaşlarım çok çok rahat, çok istediği seviyelerin üstünde sonuçlar elde edebilirler. Bizim sınıflarımız 15 Kasım'da başlıyor. Son sınıflarımız 2024 TRYÖS ve YÖS sınavlarına hazırlık sınıflarımızın sonuncusu 15 Kasım'da başlıyor. Son kontenjanlar kaldı. İndirimli fiyatlar yine devam ediyor. Bunun sebebi de bu sınav sonucunu bekleyen arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda indirimli fiyatlarımızı yine devam ettiriyoruz. Dileyen arkadaşlarım yine bizlerle iletişime geçip ayrıntılı bilgi alabilirler.
Kendinize çok iyi bakın. Şunu söyleyeyim, son bir cümlem olsun. Tercih sistemi ile alakalı konuşacağız. Aslında bu başlık altında konuşacaktım. Video biraz düşündüğümden uzun oldu. Burada uzatmayayım. Bu sınavdan aldığın puanla ne yapabilirsin? Nasıl işine yarayacak? Yarayacak mı, yaramayacak mı? Hocam işte ben bu sınava girdim. İyi bir puan aldığımı düşünüyorum. 2024'e gireyim mi? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu sınavdan aldığı puandan %95 arkadaşım memnun olmayacak. Bakın %95. Bunu net olarak söylüyorum. Yani bu öğrencilerin yine yaklaşık %85'i 2024 Mayıs sınavına girecekler. Bunu net olarak söyleyebiliriz. O yüzden şimdiden itibaren planınızı, programınızı yapın ve düzgün bir şekilde çalışmaya başlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.